Şimdi sizi arayan bir ses var ya hani. Size emirler veren. Eli kolu uzun olan bir adam var. Mete Parsoğlu. Onun kod adı Orhan. Ayrıca da o Ünal denen var ya, Ünal Kalafat. O kadar hain bir adamdır ki para için her şey yapar. Parayı ver, Ünal'ı öldür. Anasını boyar, babasına satar. Namussuz. Sizi ayakta dolandırır, haberiniz olmaz. Lan bu Sato size daha ne yapsınlar? Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah'lar dürüst insanlar mısınız? Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Mesut'u görürsem sizden selam söyleyeceğim. Bu bayağı ciddi. Şaka falan değil. Böyle şaka mı olur? Yani başından beri düşmana çalışıyormuş. Boşuna şüphelenmedik zaten. İçeriden çıkan bilgiler. Bütün o telsiz dinlemeleri. Her şey daha net oturdu şimdi. Ben bu adama abi dedim ya. Kardeşimi ölüme yollamış adama abi dedim. Kadir tamam. Sakin ol. Kadir! Tamam Kadir! Kadir! Tamam. Abi dedin sen tamam, burada sakin. Ya! Tamam. O benim kardeşimin katili abi. Sadar o köpeği olmuş. Tamam. Nasıl sakin olayım? Tamam. Kadir! Dur biraz, kendine hakim ol. Ne oluyor? Müdürüm, Ünal emniyete giriş yapmış. Ben bir karşılayayım onu. Yok. Oğlum, dur, sakin dur, ol. Dur! Hadi yeter! Dur! Tamam. Tamam abi, tamam. Ortalığı ayağa kaldırmadan halledeceğiz bu işi. Otur, tamam. Vedat, ne oldu lan Alsa maçı? Yenildik amirim ya. Püyü lan size. Yüzümüz yere eğdirdiniz bizim. Yürü. Yürü. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Hemen emniyetten çıkıyoruz. Sado hepimizi ifşa etti. Nasıl yani? Anlamadım. Çık emniyetten. Seni tutuklayacaklar. Kolay gelsin. Afiyet sağ olun olsun. Bakalım. Ulan Sadu. Giderek yaktın lan bize. Niye gelmedi bu? Kızım, emniyete girmedi mi bu adam? Evet başkomiserim, bilgisi geldi. Gelen giden yok. Biz bir bakalım baba. Arzu, telefon aç. Bir sor bakalım, girişi var mı? Tamam müdürüm. Şimdiye gelmesi gerekiyordu. Ya abi biz bu adamı niye bekliyoruz Allah aşkına? Gidelim çökelim tepesine. Bir bildiğimiz var değil mi kadın? Yoksa biz de biliriz dediğini yapmayı. Müdürüm, Ünal aceleyle çıkmış garajdan. Al işte. Ya sadece biz biliyoruz. Nasıl öğrendi yine bu adam? Kapalı telefonu. Bekleyeceğiz diye kaçtı elimizden. Şşş! Bak oğlum, hiçbir yere kaçamaz. Ne mal olduğunu biliyoruz artık. Bir de Mete Parsoğlu var tabii. İçimize kadar sızmış. Mete, zincirin son halkası. Onu indirene kadar durmak yok çocuklar. Tamam mı? Şu yaşına geldin. Ne domates seçmeyi biliyorsun, ne peynirin iyisinden anlıyorsun. Yarın öbür gün nasıl ev çekip çevireceksin? Ben anlamadım. Of teyze, görmesen mi acaba? Aa. Şu yaşımda şu güzelliğimle pazar torbası taşıyorum ya. Aa. Küçük hanım, yorduk mu seni? Oradan öyle çemkireceğine teyzenden bir şeyler öğren. Elin oğlu güzelliğine bakmaz, yaptığı yemeğe bakar kızım. Vallahi güzelliğe de bayağı bakıyorlar teyzeciğim, sen merak etme. Ay, tuzluyum da kokma. Kim bakıyormuş? Vallahi kırarım bacaklarını. Üf teyze ya. Aa, Hamide Hanım. Aa. Merhaba Nazike Hanım, nasılsınız? İyiyiz iyiyiz hamdolsun. Hamide Hanım bizim sokağa geçen ay taşındı. Bu da benim yeğenim Şule. Merhaba. Ay ne güzelmişsin Şuleciğim. Bunlar da benim yeğenler. Öyle mi? Merhaba çocuklar. Merhaba.
Maşallah, ne güzel. Ben tek başınıza taşındığını zannettim. Ah, yeğenlerim üniversite öğrencisi. Memleketten geldiler ama yurt bulamadılar. Ben de yanıma aldım. Kız kıza geçirip gidiyoruz işte. Maşallah, maşallah. Pırlanta gibiler. Müsaitseniz buyurun biz de bir çay içelim. Şule bize bir çay koyar. Değil mi kızım, koyarsın? Çayı tezliyor. Domuzluk etme, bozma beni. Ne diyorsunuz? Yani çok naziksiniz ama biz zahmet vermeyelim. Aa, duymamış olayım. Evimiz hemen şurada. Hadi gidelim bakalım, hadi kızlar. Kolum kokuyor. Asma suratını. Buyurun buyurun. Gelin bakalım kızlar. Mehmet'in babası Sabri çok eski arkadaşımdı rahmetli. Osman'la benim yani. Vay, Osman abiler zamanında. O kadar eski, evet. Sabri bozuk, şehitmiş galiba baba. Gaffar müdürün yanındaydı. Kaç kahraman kaybettik o gün. Nur içinde yatsınlar. Ya. Amin amin. Yani Mehmet biraz babasının emaneti sana. Öyle mi Rıza baba? Evet, evet. Evladım sayılır. Demek ki sizin de kardeşiniz oluyor. Tabii ki baba. Diyarbakır'da mı hala? Orada, evet. Amirine teslim ettik, geldik. Savcılık, mahkeme. İşi uzun daha. Bakalım ne olacak. Yapabileceğimiz bir şey olursa söylemen yeterli Rıza baba. Sağ ol, sağ ol çoban. Biz çıkalım baba. Şu Ünal işine bakmamız lazım. Hadi tamam, usta. Tamam hadi. Bana iyi haberler. Geldim. Tamam, kolay gelsin. Oraya kadar gitmişken Mehmet'i alıp getirseydin birader. Hallederdik bir şekilde. Aklıma gelmedi değil. Ama çok karışıktı ortalık. Vakti değildi hali. Belki sonra mı diyorsun? Şimdilik biraz takip edelim durumu diyorum. Desteğimiz üstünde olur. Tabii. Devamına da sen ne zaman dersen o zaman bakarız. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Anladım amirim, anladım. Hiç olmadı böyle ama ya. Bir ihtiyacı olursa biz yine buradayız biliyorsunuz. Sağ olun, baş üstüne. Yavuz amir Diyarbakır'dan. Mahkemeden tutuklama çıkmış. Mehmet bozuk için mi? Abi nasıl ya? Meslekten de ihraç o zaman. Tabii. Abi anlamadım. Bu adam silah arkadaşıyla nişanlısının katilinin peşinden gittiği için cezalandırılıyor mu şimdi? Yani aşağı yukarı öyle, evet. Savcı takmış olabilir. Sonuçta resmi operasyon değilmiş bu yaptığı. Resmisi mi kalmış ya? Adam şehit vermiş, şehit. Emir yazsın mı beklesin kovalamak için teröristi? Bir sakin ol be Arda. Bu kadar basit değildir yani. Mutlaka vardır başka bir açıklaması. Varsa da ben anlamam abla. Kusura bakma.